Türkiye taş kömürü işletmelerinden AFAD'a ve belediyelere kadar tüm kurumlarımız bir an önce işçilerimize ulaşmak için adeta zamanla yarışmışlardır. Enerji ve Tabii Kaynaklar ile İçişleri Bakanlığımız, Çalışma Bakanlığımız derhal olay yerine gelerek başlatılmış olan çalışmaların koordinasyonunu yürütmüşlerdir. Biz de patlama haberi aldığımız andan itibaren sürekli olarak İçişleri Bakanımla irtibat halinde olduk. Gece boyunca sürekli telefon görüşmelerimizi sürdürdük ve yapılması gereken, atılması gereken adımları da sürekli atmanın gayreti içerisinde olduk. Ayrıca bugünkü Diyarbakır programımızı iptal ederek Amasra'ya gelip çalışmaları yerinde görme kararı aldık. Elbette bu patlamanın nasıl yaşandığı, varsa sorumlularının kimler olduğu yürütülecek idari ve adli soruşturmayla ortaya çıkacaktır. Bu soruşturmalara çok yönlü olarak zaten başlanmıştır. Şu andaki önceliğimiz yer altındaki işçilerimize ulaşmaktı ve en son 41. işçimize ulaştık. Tabii o da rahmetli olmuş ve 40 olarak daha önce ilan edilmiş olan merhumlarımızın sayısı böylece 41 olmuş oldu. Hepsine Allah'tan rahmet diliyoruz. İnşallah mekanları cennet olsun. Her konuda olduğu gibi çalışma hayatında da önce insan diyoruz. İnsan hayatının güvende olmadığı hiçbir faaliyet bizim için muteber değildir. Bu anlayışla maden ocaklarımızda hala önemli sayıda ölümlerin olduğu, kazaların yaşanıyor olmasını tabii ki kabul edemeyiz. Artık madenlerimizde hiçbir eksik, hiçbir gereksiz risk görmek istemiyoruz. Gerek bakanım, gerek sendika başkanım ve bu alandaki sendika kolunda faaliyet gösteren arkadaşlarımız şurada son bir ay içerisinde ocağa indiler. Orada yerinde tetkiklerini filan yaptılar. Ve şu anda bizim mevcut bu tür ocaklarımızın içerisinde Amasra kömür işletmeleri bizim şu anda en ileri imkanlara sahip olan ocak olmasına rağmen tabii değerli arkadaşlar, birileri bununla dalgasını geçebilir ama önemli değil. Biz kader planına inanmış insanlarız. Kader planına da inandığımız için bunun ne dünü, ne bugünü, ne yarını hiçbir zaman ne yapmayacaktır? Olmayacaktır. Bunlar her zaman olacaktır. Bunu da bilmemiz lazım. Teknolojinin tüm kabiliyetlerini, işletmeciliğin tüm maharetlerini kullanarak maden kazalarını inşallah tarihe gömmek için elimizden gelen gayreti göstermenin inşallah çalışmaları içerisindeyiz. Yerli ve milli imkanlarımızın bu konuda da bize ihtiyacımız olan yapısal değişimi sağlamakta yeterli olacağına inanıyorum. Bir kez daha Amasra Maden Ocağı'ndaki elim kazada kaybettiğimiz işçilerimize Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diliyorum. Görüldüğü gibi buradan ambulanslarla uçak ambulansı alıp bir kısmını buradan Bartın'a götürürken bir diğer kısmını da İstanbul'a nakledip İstanbul'da Çam Sakura hastanemizde, şehir hastanemizde tedavilerini yürüttük. Tedavilerini hala yürütmeye devam ediyoruz. Maden şehitlerimizin emanetlerine sahip çıkmak
bu devletin ve onun en yüksek temsilcisi olarak bizim boynumuzun borcudur. Rabbimden ülkemizi her türlü kazadan, beladan, afetten muhafaza eylemesini niyaz ediyorum. Bu vesileyle özellikle ilk etapta bir karar daha aldık. O da 500 artı 500 olmak üzere devlet ve ilgili bakanlığımız, bunun yanında sendikamız 200, bunun yanında yine bir diğer bakanlığımız, Çalışma Bakanlığımız 100, Aile Bakanlığımız da 50 bin olmak üzere ilk etapta hemen ailelere bu desteğimizi inşallah vermiş olacağız. Ayrıca tabii devlet olarak yapmamız gereken yardımı, desteği de hemen kabine toplantımızda belirleyip onun da adımını atacağız. Çok teşekkür ediyorum. Diyanet İşleri Başkanımızdan merhum kardeşlerim için bir dua rica ediyorum. Yaralılarımız için aynı şekilde bir duada bulunmasını rica ediyorum. Amin. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecmaîn. Allahümme rabbena ya rabbena tekabbel minna inneke entes semiul alim. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entet tevvabur rahim. Vehdini vehdina ve vefikna ilel hak ve ila tarikim müstegim. Bi bereketil Kur'anil azim ve bi hürmeti habibike ve rasulikel kerim. Ya ilahel alemin ve ya erhamer rahimin. Şu anda büyük bir acı yaşıyoruz. Burada maden ocağında 41 kardeşimiz vefat ettiler, şehit oldular. Maden şehidi, göçük altında kalan insanların hükmen şehit olduğuna inanıyoruz. Ya Rabbel Alemin, dua ediyoruz kendilerine. Kendilerini iki cihanda aziz eyle ya Rabbi. Kendilerine rahmet eyle ya Rabbi. Geride bırakmış olduğu bütün yakınlarına, eş ve dostlarına, annelerine, babalarına, çocuklarına sabru cemiller ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Ya Rabbel Alemin, millet olarak yaşamış olduğumuz bu acıdan dolayı milletimize baş sağlığı diliyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Bizlere sabırlar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Yaralı olan kardeşlerimize acil şifalar diliyoruz. Kabul eyle ya Rabbi. Amin. Kendilerine acil şifalar ihsan eyle ya Rabbi. Amin. Bugüne kadar yaşamış olduğumuz nice olaylarda kaybetmiş olduğumuz maden şehitlerimizin tamamına dua ediyoruz. Rahmet eyle ya Rabbi. Amin. Bir daha böyle acılar bizlere gösterme ya Rabbi. Amin. Milletimizi, memleketimizi, devletimizi her türlü kazalardan, belalardan, afetlerden, felaketlerden muhafaza eyle ya Rabbi. Amin. Dualarımızı kabul eyle Allah'ım. Kafiye ehli iman ve ehli İslam ervahı için, cümle geçmişlerimizin ruhlarının şad olması için, Allah rızası için El Fatiha. Allah rahmet eylesin. Amin.